Bak bir şey soruyor. Al. Bir sorar mısın? Allah. Allah'ın narı tek tek tanelerini koyduğundan nasıl sıkılmadan koyuyor? Yorulmadır diyor. Allah diyor. Kaç yaşındasın? 11 yaşında. Allah diyor narı diyor tek tek koyarken sıkılmadı mı diye, yorulmuyor mu diyor. Peki Ömer cevap ver bakayım. Nasıl cevap verirsin? Ha, kendisi. Ama buna uygun cevap vereceksin şimdi. Hadi bir cevap ver. Bir örnekle. İzah yok. Örnek versen. Kimin hatırına geliyorsa versin. Tamam da o da aynı soru. Güneş mi sen abi? Güneşi söyle bakalım. Güneş çıktığı anda bir anda bütün, bak, bütün eşyanın yanında hazır ve nazır oluyor. Dinle cevabı. He? Sıkılmıyor. Yani diyor ki, adı neydi yavrum? Muhammed. Muhammed'e diyor ki Faruk abisi, güneş diyor vurduğu zaman yaprakları, otları, bu ceylan çiftliği Turkova'da ne kadar ot vardır sence Muhammed? Çok değil mi? Sonsuz değil mi? Peki güneş tek tek bu otları büyütürken yorulmadı değil mi? Ha, güneşi yaratan da yorulmuyor böyle. Abi eğer yorulsaydı Allah olmazdı. Ha, ama öyle değil de 11 yaşında yaşar. Allah olmazdı. Saçı daha da beter. Şimdi bak bir daha. Başka da örnek vereceğim. Şimdi güneş buraya vurdu ya Turkova köyüne. Bir sürü otlar var. Her bir ota bir güneş olur mu? Her bir ota bir güneş. Fazla olur. Ama Allah bir güneş koydu. Hepsine bir anda giriyor. Buraya güneş vurunca Rusya'ya da vurmuyor mu? Vuruyor. Peki güneş yoruldum lan artık size ışık vermiyorum diyor mu? Ha. Başka bir örnek vereyim. Radyo vericisinde bir adam konuşuyor. Televizyonda bir adam konuşuyor. Bu adam her eve gidip konuşuyor. Yorulmuyor mu? Yoruluyor mu? Niye? Yok mesela bir adam konuşuyor. O adamın konuşmasını evde televizyon açsak sende çalar mı? Öteki tarafa atsa çalar mı? Adam kaç yerde çalar? Sonsuz değil mi? Peki hepsine tek tek gidip konuşuyor mu evine? Nasıl peki? Ha, nasıl ki bir verici istasyonunda böyle konuşuyor ama her evde oluyor. Allah da bu kainata bir sistem koymuş, yazılım. Bir konuşuyor, herkes duyuyor. Tamam. Mesela başka. Şimdi bu kaç kişi var burada? 50-60 kişi var değil mi? Ben hepsine tek tek konuşuyor muyum? Hayır. Bir defa konuşuyorum. Hepsine. Sen de duyuyorsun, baban da duyuyor mu? O kolaylıkta işte. Allah da böyle. Onun için Allah sıraya koymaz. Niye? Ha? İspatı evet. Mesela tek tek sana anlatıyorken o da duyuyor, o da duyuyor. Tek tek değil. Ha demek ki nurani var ya böyle ışık. Böyle ışıklar var ya, ışık, güneş ışığı gibi, konuşma ses gibi, düşünceler gibi, duygular gibi, bunlar böyle koltuk, masa, bardak gibi madde değil. Bunlar nurani olduğu için bir anda her yerde olabiliyorlar. Mesela radyoda konuşan adam her yerde değil mi? Heh. Allah da bu özelliği yarattı ki bir anda her yerde olasınız, ta ben her yerde olduğumu anlayasınız diye. Güneş diyor gözünüzün önünde narı pişiriyor. Narı o yapıyor. Güneş. Ben diyor güneşle narı yapıyorum. Güneş nasıl yapıyorsa ben de güneşle yapıyorum. Direkt ben değil, güneşle yaptırıyorum. Tamam. Başka örnek vereyim. Kaça gidiyorsun? 4. sınıfa gidiyorsun. İlkokul. Vücudumuzda hücre var. Bunu duymuş muydun? Her bir hücre var böyle parça parça. Hani böyle hücre yani küçük bir ev gibi. Yani küçük Muhammedler var böyle. Hücre diyoruz. Bir tane nokta 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 nokta. Yaklaşık senin vücudunda 200 trilyon hücre var. Yani nokta gibi. Onları nasıl ruhun bir anda idare ediyor? Gözünü de tırnağını da. Nasıl ki bir ruh
bütün bu işleri yapıyor. Şaşırmıyorsan Allah da ruhun yaptığı gibi o da şaşırmıyor. Ama güneş örneği sana yetti değil mi? Tamam. Maşallah ya. Var mı başka sorun? Tamam, çok güzel. Şöyle giriyor.